Ben dosyayı elime alıp incelediğimde hakkımızda ortaya koyulan FETÖ-PDY iddiasını destekleyen Mübariz Gurbanoğlu'nun tutukluluğun devamını mümkün kılabilecek ne var diye baktığımda maalesef eski çalışanlarının husumeti olduğu, bazılarında hiç husumeti var ki esasında hepsiyle var ama bunlardan zannediyorum dördüyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Asya Ceza Mahkemesi'nde davalarının olduğunu tespit ettim. Başka el avuca sığar dokunur delil olmadığını da gördüm. Çünkü gerçekten yaptığım incelemede Mübariz Gurbanoğlu'nun böyle bir örgüte, silahlı terör örgütüne üye olduğu gibi bir tespiti anlasaydım zaten bu işe girmezdim, derdim ki ya bu olmaz yani. En azından avukat olarak ben sana yardımcı olamam derdim. Ancak benim gördüğüm elde edilmeyen bir takım bu örgütün tepesinde yer aldığı kabul edilen kişilerle Mübariz Gurbanoğlu'nun geçmişte konuşmaları, içeriği bilinmeyen konuşmaları, efendim işte telefon irtibatları ama bunların hemen hepsi ticari sebeplerle, iş insanı olmasından kaynaklanan münasebetleri olduğu halde, çünkü Mübariz Gurbanoğlu esasında kimseye gitmiyor, sohbete gitmiyor. Genellikle iş yerinde duruyor, onu ziyaret edenler oluyor. Bunlar üzerinden suçlama yapıldı. Yani sırf bu görüşmelerle somut ortaya bir delil koyulmazsa, tespitte bulunulmazsa bir silahlı terör örgütüne üyelikten bahsedebilmek mümkün değil. Çünkü Mübariz Gurbanoğlu daha önce yine bir ihbarla aynı suçtan soruşturma geçirmiş. Epey bir inceleme yapılmış 2 yıl kadar. Ve bu örgütle hiçbir bağ tespit edilmemiş. Sonra mesele bitiyor. Mübariz hiçbir yere kıpırdanmıyor. Gitmiyor. Bütün varlığı burada. Yani bu örgütün ayakta olduğu 2012 yılında işlerinde bir takım sıkıntılar olmaya başladığı halde bu örgütün değil mi üyesi olsa yapması gereken bir kaçar. 2 mallarını kaçırır. 3 de en azından 2012 yılında, 2013 yılında işlerinde bozulma olmaz. Bunların hepsinde işlerin Mübariz Gurbanoğlu aleyhine gittiğini görüyoruz. Ve en önemlisi de o maddi durumunun şirkette bozulma gösterip de o bazı aleyhine tanıklık yapanların özellikle Bodrum'da satışı gerçekleştirilen marinadan kaynaklanan alacak verecek husumet, efendim dolandırıcılık, emniyeti suistimal gibi iddialar üzerinden ortaya çıkan bir takım uyuşmazlıklar esasında aynı suçtan daha önce hakkında takipsizlik kararı verildiği halde eş zamanlı önce 4 kişi ardından 2 kişinin daha eklenmesiyle birlikte aynı suçtan yeni bir soruşturma açılıyor. Mübariz Gurbanoğlu gayet net diyor. Kardeşim ben bu yapının üyesi olmak için aklımı kaybetmem lazım. Bu yapıyla, bu yapının inandıklarıyla benim alakam yok. Ama bu yapıdan olduğu kabul edilen, devletin de zamanında müsamaha gösterdiği, devlet katında yer aldığı, bazı insanlarla ilişkiler çerçevesinde, sosyal münasebetlerle görüştüm mü? Görüştüm. İnkar etmiyor işin ilginç tarafı. Anlatıyor bunları. Sebebi ne? Dosyanın bize gösterdiği şu. İşte bir takım böyle rivayetler. Efendim işte yemekte kalktı böyle konuştu. Yok iş yerinde kalktı böyle söyledi. Herkes herkes hakkında söyleyebilir. Bunlar ama silahlı terör örgütünün, silahlı terör örgütü olduğunu bileceksin. Amacını benimseyeceksin. Onun için suç işlemeye hazır olacaksın. Süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk içeren faaliyetlerin olacak. Mübariz Gurbanoğlu ne yapmış? Ben onu söyledim. Dedim bir sohbetine mi katılmış? Birilerini sohbetine mi götürmüş? Himmet mi yapmış? Bağış mı yapmış? Ne yapmış? Şu anda bizim cevapsız bıraktığımız ki şuna rağmen haberleşme hürriyeti var, yazışma hürriyeti var, seyahat hürriyeti var. Bunlara rağmen kendisi açıkladı. Gizli tanıkların o beyanlarını hepsini ortaya koyduk. Dedik ki bakın gizli tanıkların söylediklerini biz size sadece beyanla değil, teknik delillerle yani alınan yazılarla uçağın hangi saatte nerede olduğunu, bu şahsın hangi saatte nerede olduğunu, nereden nereye uçtuğunu,
Aynen öyle. Algı oluşturulmaya çalışıyor. Çünkü bilinçli bir şekilde ve işin bir daha ilginç tarafı tanıkların birbirleriyle değil, kendi içlerinde bir tanığın kendisi bakımından verdiği birden fazla ifadede çelişki var. Bunları yakalayıp ortaya koyduk. Dedik ya toplam ikisi savcılıkta dinlenmiş, daha sonra dinlenmemiş. 27 tanık dinlemişsiniz. Bir de Mübariz Gurbanoğlu. Sorgu savunması. 27 tanığın 17'si Mübariz Gurbanoğlu'nun şahsi işi, işte bu iddiaya konu suçla ilgili anlatıyor. Buna da bir çelişki yok. Bu 10 kişi aleyhe olduğu söylenen çoğu Mübariz Gurbanoğlu'nun maalesef eski çalışanı olan, bugün bu şekilde ifade vermelerinin gerekçesinde açıkladığımız şahısların baştan bir itibar ifadeler arasında gerek kendi işlerinde ve gerekse birbirleriyle olan tüm çelişkilerini ortaya koyduk. Bunların ifadelerine itibar edilemez bu şartlarda dedik. Çünkü bir insan tanıklıkta doğrudan gördüğünü, duyduğunu anlatır. Bunlar eğer bir hadiseyi görmüşse, Mübariz Gurbanoğlu böyle söyledi. Mübariz Gurbanoğlu böyle durdu. Mübariz Gurbanoğlu bununla konuştu. Mübariz Gurbanoğlu para verdi. Kendi işlerinde ve birbirleriyle tutarlı olması lazım. Bu yok. Dolayısıyla bizim geldiğimiz yerde ümit ediyoruz ki, inanıyoruz ki adalet yerini bulacaktır. Şahıs baştan bir itibar. Yapılmayan bir şey yapıyor. Şimdi genellikle FETÖ dosyalarında FETÖ'cü olduğu iddia edilip de gerçekten kendisini ona yakın görenlerde Fethullah Gülen yapılanmasına ve o şahsa yönelik ağır sözler olmaz. Hakaret içerikli sözler söylenmez ama Mübariz Gurbanoğlu baştan bir itibar beddua da ediyor, lanet de okuyor ve bir takım sözleri de söylüyor. Diyor ki kardeşim benim bunlarla ne alakam olur ya? Eğer bir yerden bir yere gitmekse, konuşmaksa benim arkamda bakıyorum başka kimse yok, benden başka tutuklu. Birçok insan da olması lazım. Ya bu insanlarla görüşen, yani 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip orada onun yanına geçen ben mi götürdüm? Ya bu ne şekilde gidildiği belli. Devlet davetiyle gidilmiş, bir organizasyon yapılmış ve hedef buna gitmek değil, Pensilvanya'ya gitmek değil. New York'ta zannediyorum bir açılış yapılacak aklımda kaldığı kadarıyla. Oradan oraya talep üzerine geçiriyor. 2012 yılında gidiş sebebi de belli. Bunları da saklamıyor. Kendisi 17-25 Aralık 2013 tarihinde de sığınmıyor. Bu seyahatlere baktığın zaman hepsi 2013 yılından önce. Ama diyor ki ben o sırada da bu şahsa biat ettiğim için gitmedim, inandığım için gitmedim, örgütünde veya cemaatinde olduğum için gitmedim diyor. Gitme sebeplerini de açıklıyor. Şimdi siz bu şartlarda el insaf vicdanınıza başvuracaksınız. Yani birçok giden insan hiçbir hesap vermezken ya bankasyanın önünden geçmemiş. Efendim o haberleşme kaynağı olan Baylok'la ilgisi olmamış. Yanından yöresinden bunların geçmemiş. Hiçbir yere maddi yardımda bulunmamış. Ya bu insanı bu dosyaya göre, bu delillere göre FETÖ'cü ilan etmek vicdansızlık, doğru değil. Mübariz Gurbanoğlu bu hadiseler olduğunda, öncesinde, sonrasında kim durdurabilirdi? İlk takipsizlik kararından sonra da çeker giderdi. Şu, onu elini kolunu bağlayan da yoktu. Ama ilk takipsizlik kararı verildikten sonra da yine yurdunda kalmış, burada kalmış. Varını yoğunu buraya koymuş. Herhangi bir şeyin malını götürmemiş. Ailesini götürmemiş. Bodrum'dan kaçıyordu diyorsun. Yanında eşi yok, çocukları yok. Misafirleriyle birlikte. Eğer kaçıyorsa o diğer misafirler de kaçıyor. Onlar nerede? Yok. Şimdi dolayısıyla bunların ayaklarının yere basması lazım. Sayın Mahkeme, ümit ediyoruz tabii ihsası reyde bulunamaz. Ümit ediyoruz tüm bunları tespit edecektir, değerlendirecektir. Hukuka, kanuna ve vicdanına uygun karar verecektir. Bizi rahatsız eden, şu anda üzen, tabii davanın sürmesinden ziyade tutukluluk devam ediyor. Ve insanlar tabii tutuklama tedbiri devam ettikçe de ister istemez Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir algı var, bakış açısı var. Niye tutuklu o zaman? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ya kardeşim, ateş olmayan yerden duman çıkmaz, buraya uymuyor işte. Daha nasıl koyacağız? Daha nasıl anlatacağız? Orada 3-3,5 saat anlattık, dedik ki bak bu budur, bu budur, bu budur. Bunlar böyle genel geçer konuşmalar değildi ki. Dolayısıyla Sayın Mahkemenin, ümit ederim 5 Mart son celsesi olacaktır. Adalet yerini bulacaktır diyoruz. Yani şu anda söylenecek söz
10 aylık tutuklulukta sona gelinmesi gerekir artık. Ve biz ortaya koyulan iddiaları ve onların delilleri olduğu söylenen hemen her şeyi çürüttük. Eğer çürütmediğimiz bir şey varsa bize sorulduğunda onu da çürütmeye hazırız. Hatta en son yine aleyhe konuştuğunu söyleyen bir tanığa karşı bir tanık daha bulduk. Dedik ki biz bu şahsı da dinleteceğiz. Herkes herkes hakkında söyleyebilir. Sen bu iddianın arkasında durabiliyor musun? Mesele o. Yani bir insanın 3-5 kişiyle temas etti, konuştu diye eğer biz FETÖ'cü ilan edeceksek bu ülkede hemen birçok insan kalmaz. Herkesin içeri atılması lazım. Bir defa temsil ettiğim kişiye böyle bir iddiayı yakıştıramıyorsunuz. Mesele bu. Duruşunda öyle bir iddiayı üstüne koymak mümkün değil. Hayatı ona uygun değil. Baktığınızda mübariz kurbanınız. Herkes gidip görüşmek istiyormuş bunu. Yanında bulunmak istiyormuş. Çünkü maddi olarak güçlü bir insan. Binlerce çalışanı var diyelim. Binlerce çalışanın içinde bunun organize ettiği, sohbetleri, himmeti, onu bunu toplayıp yönlendirdiği, ettiği başka birilerinin yanında, altında yer alması gerekir. Yani beklenen budur. Başka yerlerde ne çıktı ne çıkmadı bilmiyorum ama düşününüz ki bir yapı, koskocaman binlerce, on binlerce insandan bahsediyorsunuz ve orada FETÖ'cü olmakla suçlanan bir lider var. Efendim bir patron var. O yanına bu insanları hiç almıyor ve bu insanları ona yöneltmiyor. Himmet toplamıyor, bağış toplamıyor, maaşlarından kesinti yapmıyor. Bir defa bu onun FETÖ'cü olmadığını gösterirse söyleyeyim. Bakın bir insanın FETÖ'cü olduğunu ilk tespitte şöyle yaparsınız. Sohbete gider, sohbete götürür, himmet toplar, bağış toplar, toplatır. Anlatabildim mi? Eleman kazandırmaya çalışır. Şimdi böyle bir çalışması, çabası olmamış. Bu yönde de gelen tanıklar beyanda bulunmamış. Mübariz Gurbanoğlu hem bu yapının, illegal yapının içinde olmadığını ve hem de 15 Temmuz'da nasıl bir duruş sergilediğini anlattı, belgeleriyle gösterdi. O kadar söyleyeyim. Yani bundan ötesini söylemek şu anda devam eden dosya hakkında gereksiz bir yorum yapmak olur.